Nerede bir kızım var? Sana şu telefonunu ya. Hadi. Üf, hadi Serap, hadi. Üf. Hadi Serap, hadi. Sen böyle yapmazsın ya. En kısa zamanda demiştim. Hatırladın mı? Ha? En güzel resim olacaksın. Yetmiş kere aradım kızım ya. Birine de bak ya. İnşallah uyursundur. Canım, aradığını şimdi gördüm. Ek ders koydular. Bitince arayacağım. Hatta sana gelirim çıkışta. Öptüm. Ah be kızım ya. Yüreğimi indirecektin. Çıkınca hemen ara beni. Ah be kızım ya. Yüreğimi indirecektin. Çıkınca hemen ara beni. Sevgilin seni merak etmiş. Çıkınca ara diyor. Arayacak mısın? Kızım şaka mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya Serap? Ne haber Hakan? İyi. Yok yok, bir haller var ama. Saçma sapan şeyler işte, boş ver. Hakan, anlat istersen. Serap mı? Ya dün aradım, kaç kere ulaşamadım. Evine kadar gittim. Sonra mesaj attı, ek ders vermişler. O yüzden açamamış. İyi dedim, işi bitince arar. Yine aramadı. Belki unutmuştur. Yani iş güç derken aklından çıkmıştır. Tamam da gece sana gelirim dedi. Bekledim, aradım, yine açmıyor. Sabahtan beri de arıyorum, yok. Peki öncesinde tartıştınız mı? Bir şey mi oldu? Yok, gayet iyiydi aramız. Yani belki canım bir şeye sıkılmıştır. Bence biraz bekle. Olmadı akşam sen gidersin yanına. Evet, öyle yapacağım. Sen ne yaptın? Vallahi seri katil dosyasına çalıştım ama yok. Hiçbir şey bulamıyorum. Yani adam hiçbir iz bırakmamış. Yani faili meçhul cinayetlere de baktım. Benzer şekilde ölümler yok ama bana daha fazlası var gibi geliyor. Sinem'le Seda'ya söyleriz. Son 5 yıldaki faili meçhullere bir daha bakarlar. Kızıma diye yumurtanı. İstemiyorum. Ama hiçbir şey yemedin. Babam nerede? Çalışma odasında dedim ya. İşi varmış. Hadi sen yap kahvaltını, gelir o birazdan. Serap, kendini keşke benim gözümden görebilseydin. Baba. Nazlı, gel kızım. Niye içeri gelmiyorsun baba? Seni bekliyorum. Geleceğim kızım, biraz işim var. Sen olmadan yemeyeceğim. Ama yemezsen nasıl büyüyeceksin? Sen olmadan büyümem ben. Tamam hadi sen git. Ben hemen geliyorum, tamam? Tamam babacığım. Hmm.
Bütün dosyaları ezberledim artık. İpucu yok, şüphe yok, hiçbir şey yok. Gerçekten ya, ufak bir ipucu bile bulamadık. İşte düşün, ne kadar tehlikeli bir seri katil var karşımızda. Büyük ihtimalle atacağı her adıma kadar her şeyi planlamış. Profil hakkındaki rapor da onu gösteriyor zaten. Hata yapmadığına göre sakin bir adam. Kurbanları hakkında bilgi topluyor. Evet. Yani özellikle beyaz yaka denilen iş kadınlarını seçiyor. Tek ortak nokta da bu gibi. Kurbanlar arasında bağ da yok değil mi? Yani herhangi bir etkinlik ya da workshoplar. İş çıkışı gidilen bir bar da olabilir. Yok. Birbirlerine çok uzak kadınlar. Otur otur. Nasıl gidiyor? Vallahi müdürüm gitmiyor ya. Her detayına kadar inceledik ama ilerleyecek bir yön bulamıyoruz. Bulana kadar aramaya devam. Mesut da dahil bu saatten sonra tek işimiz bu adamı bulmak. Özel birim gibi mi müdürüm? Evet. Yukarıdan talimat geldi. Ama hemen çözüme kavuşturmamızı istiyorlar. Bu arada komuta da sende Selim. Baş üstüne müdürüm. Ne gerekiyorsa, ne isteniyorsa bütün imkanlar elinizde. Destek gerekirse de söyleyin. Tamam müdürüm. Hadi kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Serap aramadı mı hala? Yok, aramadı. Alo, merhaba. Hakan ben. Serap Hanım orada mı acaba? Değil mi? Dün gece ek ders olduğunu söylemiştin. Nasıl yani? Sabah da gelmedi ha? Peki, anladım. Teşekkürler. Ne oldu? Dün gece dersi yokmuş. Sabah da gelmemiş. Allah Allah. Siz çok yakın değil miydiniz? Yani ne oldu? Niye yalan söylesin ki sana? Bilmem. Artık kadınları anlamaya çalışmıyorum. Vardır bir bildiği. Neyse. Şu otopsi raporunu versene bana. Thank you.